Herkese merhaba. Ben klarnet sanatçısı Selin Gürol. Birçoğunuz beni YouTube üzerinden yaptığım eğitici videolarımdan ya da Instagram veya Facebook'ta paylaştığım komik veya da müzik videolarımdan tanıyorsunuz. Bugün sizler için farklı açıdan eğitici bir video hazırlamaya karar verdim. Ve videonun başlığında gördüğünüz gibi konumuz kadından klarnetçi olur mu? Şimdi birçoğunuz zaten neden olmasın ki canım dediniz. Ama birçoğunuz da tabii yani olur mu canım kadından klarnetçi falan gibi bir şey demiş olabilir. Ama ben bu işi yaklaşık 20 senedir yapıyorum. Sizin açınızdan üzgünüm ki yanlış düşünüyorsunuz. Peki neden böyle düşünüyorsunuz? Baktığınız zaman sorunun alt sorunlarına indiğimiz zaman aslında bilimsel kaynaklara dayandırarak bu konuyu ben açıklayacağım. Yani neden böyle düşünülebilir diye. Bunda çok basit bir açıklama aslında var. Konunun ta temelinde yani. Şöyle ki her diğer meslek dallarında olduğu gibi bu iş kadın işi değil, bu erkek işi denildiğinde neden böyle deniliyor? Çünkü ya kadının hakkının buna ermeyeceği düşünülüyor. Bunu zaten geçiyorum artık. Bunun bilimsel bir dayanağı olmayan bir söylem. Ya da kadının gücü buna yetmez diye düşünülüyor. Şimdi klarnet çalmak düşünülünce burada güç ne olabilir? Düşünün. Klarnet üflemeli bir enstrüman değil mi? Nefes kullanarak çaldığımız bir enstrüman. Güç ne gücü gerekiyor? Akciğerler. Şimdi tabii bunu söyleyen insanlar bunu neye dayandırıyorlar? Yani kadının klarnete nefesi yetmez. Şimdi bu çok yanlış. Öncelikle haklı olan konu şu. Evet, erkeklerin akciğer kapasitesi kadınlara göre daha yüksek. Yani onların ciğer hacmi, akciğerlerinin hacmi kadınlardan daha yüksek. Fakat ne derler bilirsiniz, kontrolsüz güç, güç değildir. Ve yani burada önemli olan akciğerin hacmi tabii ki de fakat bunlar geliştirilebilir, bunlar üzerine çalışılabilir şeyler. Ama akciğerlerin bir kası yok. Bildiğiniz üzere güç kastan hani aldığımız bir güç olması gerekiyor ki klarnet çalabilirim. Yalnızca klarnet değil, hani bütün üflemeli enstrümanlar için bu geçerli. Klarnet özellikle çok hızlı hava kullanılarak çalınan bir enstrüman. O yüzden o hava basıncını çok iyi ayarlamak gerekiyor kaslarla. Şimdi tabii bunlar ne kasları diyeceksiniz? Bunlar akciğerle hiç alakası olmayan kaslar. Yani normal yaşantımızda biz akciğerlerimizi kullanarak göz solunumu yapıyoruz. Ya da omuzlarımıza doğru nefesi alıyoruz vesaire. Şimdi klarnet çalarken tabii nefesi alıyoruz, nefesi tutuyoruz, nefesi veriyoruz. Bir nefes tutma işi var. Bunu sadece akciğerlerimizi kullanarak yani normal yaşantımızdaki göğüs solunumunu uygulayarak yaparsak zaten 5 dakika çaldıktan sonra bunun kızı erkeği yok. Başı döner, tansiyonu düşer. Yere yığılırız orada yani. Peki ne yapmak gerekiyor klarnet çalarken? Diyaframı kullanmak gerekiyor. Diyafram bir kas. Hemen göğüs kafesimizin en altındaki kaburganın hemen altında o karın boşluğunda bulunan bir kas. Erkeklerde şekli farklı, kadınlarda farklı. Şimdi bu kası bir de düşünelim. Hani erkeklerle kadınların bu kası kullanması farklı mı diye. Evet, aslında hepimiz annemizin karnındayken bu kası kullanıyoruz. Fakat zaman içerisinde hayatımızda yaşadığımız bazı etkenlerden dolayı bu doğru nefes alma şeklini unutuyoruz. Ve sadece göğsümüzün üst tarafına nefes almaya başlıyoruz. Fakat aslında diyafram nefesini, ya diyafram nefesi aslında demek yanlış, diyafram solunumu demek doğrusu. Diyafram solunumu yaptığımızda bu diyafram kasıyla öbür organları ittirdiğimizde aşağıya akciğerimizin altını da açmış oluyoruz ve ciğerin %70 kapasitesini normal hayatta kullanırken %100'ünü kullanabiliyoruz. Yani bu durumda normal hayatta hepimiz unuttuk değil mi? Hepimiz göğüs solunumu yapıyoruz. Diyaframı tamamen unutmuş, onu hiç solunum esnasında kullanmıyor bir hale geliyoruz belli bir yaşa geldikten sonra. Peki erkekler tamamen unutuyor mu bu diyafram solunumu? Hayır, aslında onlar gece uyurken hala bunu kullanmaya devam ediyorlar. Fakat gün içerisinde artık kullanmıyorlar. Kadınlarsa bu diyafram kaslarını aslında doğum yaparken kullanıyorlar.
Hani çok hakikaten basite indirgersek bu konuyu bu şekilde özetleyebiliriz yani. E tabii o yüzden diyafram nefesini öğrenmede erkeklerin bir tık daha kolaylığı oluyor. Çünkü onlar hayatının belli bir kesiminde bu diyafram nefesini kullanmaya devam ediyorlar aslında. O yüzden biraz daha aşinalar konuya. E tabii kadınların biraz daha zaman alabiliyor yani. Çünkü olan bir kası hiç kullanmadıkları için aslında kullanmayı bildikleri bir şey. O hatırlamaları gerekiyor. Peki tüm bunlar göz önüne alındığında sizce gerçekten bütün bunların çok büyük bir farkı oluyor mu klarnet çalmak için? Yani tabii ki de olmuyor. Çünkü dediğim gibi bu diyafram kasını ve diyafram solunumunu yani diyafram kasını kullanarak yapılan diyafram solunumunu öğrendiğiniz zaman kız olun, erkek olun, yaşlı olun, çocuk olun, ne olursanız olun klarnet çalabilirsiniz. Yani bunu şöyle düşünelim. Mesela spor dallarına bakalım. Değil mi? Yani Türkiye'de uluslararası olsun, Türkiye çapında olsun birçok kadın sporcumuz var, genç kızlarımız var bizi temsil eden. Ve hepsi ne kadar başarılı, hepsi fiziksel olarak ne kadar kuvvetliler. Çünkü belli bir antrenman sürecinden geçiyorlar, belli bir çalışma uyguluyorlar. Bunun için yaptıkları egzersizler var. Aynı şekilde klarnet için de geçerli. Yapılan belli egzersizler, belli çalışmalar, tabii ki de çok sıkı bir eğitim sürecinden sonra herhangi bir kadın hiçbir sorun yaşamadan klarnet çalabilecek kapasitede nefesini kontrolünü geliştirip bu enstrümanı icra edebiliyor. Hatta çoğu zaman kız öğrenciler çok daha disiplinli oluyor. Ben kendim de öğretmen olduğum için biliyorum. Ya tabii ki de bu kişinin karakterine göre değişebiliyor. Fakat bununla ilgili yapılan çalışmalar da var. Açın bakın. Yani internette yabancı dilde olsun, Türkçe olsun bir sürü kaynak var. Yani ben mesela geçen açtım, araştırdım. Nedir işte bu solunum, nasıl çalışmalar yapılıyor, diyafram tekniği doğrusu nedir, doğru nefes tekniği nedir vesaire diye. Ben de hala açıp okuyorum. Çünkü bilgiyi tazelemek gerekiyor değil mi? Baktım mesela araştırmalarda kadın erkek olmanın hiçbir farkı yok bu tekniği uygulamak için. Tabii şimdi bu konuyu sadece akciğerlerin kapasitesiyle de kısıtlamamak gerekiyor. İnsanların bazı görüşleri de hani gördüğü örneklerden dolayı da kafalarında şekilleniyor. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de klarnet denildiğinde ilk akla gelen klarnet şekli hani sol klarnet dediğimiz Türk müziğinde kullanılan klarnet. Yani hemen herkes Alaturka bir şeyler çalacak, Allah rakımı sofrası kurulacak, orada klarnet çalan kişiler olacak diye düşünülüyor. Tabii ki de sanatın birçok yönü var. Bizim Türk halk müziği, Türk sanat müziği gibi çok güzel kendimize ait müziklerimiz de var. Fakat baktığınız zaman klarnetin ilk ortaya çıkışına yani tarihte 18. yüzyıla dayanıyor bu ve o zamanlar Türkiye'de klarnet diye bir şey yok. Bu Avrupa'da ortaya çıkan bir enstrüman, şalumo adı verilen bir enstrümandan ortaya çıkmış bir enstrümandır klarnet. Şimdi baktığınız zaman tabii bu kadar kısıtlamak hani sanki klarnet sadece Türkiye'de Türk müziği çalmak için kullanılan bir enstrümanmış gibi görmemek gerekiyor. Bütün dünya klarnet çalıyor. Yani bunu düşündüğünüz zaman birazcık daha konu sanırım açığa kavuşmuş oluyor. Yani tamam Türkiye'de bunu yapan belli başlı isimler var. Ve bunların çoğu erkek. Kadınlar da var aslında ama onları çok görmüyoruz. Yani birkaç kişi çok ünlü olduğu için onları biliyor halkımız. Bu hep böyle zaten yani kim neyi görüyorsa ona şartlanıyor. Onun doğru olduğunu kabul ediyor ve onu tek farz ediyor. Yani tek sayıyor. Ancak klasik müzik camiasına baktığınız zaman birçok kadın var bu işi başarıyla yapan ülkemizde senelerdir. Fakat tabii ki de klasik müzik popüler kültürde yer almadığı için bu isimler hani o kadar televizyonlarda işte haberlerde vesaire gibi medyada çok 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 böyle lanse edilmeyen isimler olduğu için halkta tabii ki de böyle bir yankı uyandıran bir topluluk değiliz biz yani öyle söyleyeyim. Bunun da bir diğer sebep olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden konuyu şuraya bağlamak istiyorum. Eğer sizin de bir genç bir kızınız varsa ve gelip anne baba ben klarnet çalmak istiyorum, bu işi çok yapmak istiyorum
derse sakın çocuğunuza ya olur mu canım klarnet kız enstrümanı mı senin ona nefesin yetmez deyip geçmeyin. Bu yanlış. Hiçbir bilimsel açıklamaya dayandıramayacağınız kesinlikle ve kesinlikle yanlış bir söylem. Bakın ben yaklaşık 20 senedir klarnet çalıyorum ve bunun 10 senesi Avrupa'nın 3 farklı ülkesinde geçti. Farklı şehirlerinde de yaşadım bu ülkelerin. Farklı şehirlerinde de icra ettim mesleğimi. Yani ülkemi temsil ettim. Düşünsenize gidiyorsunuz mesela bir konser yapmıştık İsveç Kraliyet Sarayı'nda. Sadece 3 kişi benim Fransız öğretmenim. Bir Çinli sınıf arkadaşım ve ben olarak düşünün İsveç Kraliyet Sarayı'nda İsveç Prensesi ve Prensi huzurunda bir konser verdik. Ve o insanlar wow bir Türk kadın klarnetçi olarak orada beni gördüler. Bu benim için bir onur kaynağı değil aslında. Bu benim ülkem için bir onur kaynağı. Çünkü düşünsenize orada ülkenizi bu şekilde temsil ediyorsunuz. O İsveç Kraliyet Sarayı'nda bir fotoğraf bile çekmeniz aslında yasak. Hani öyle bir yer. Bu tarz birçok konser verdim tabii. Şimdi hepsini sıralamayacağım burada. Hani CV'mi söylemek için bu videoyu yapmıyorum. Fakat söylemek istediğim, yani anlatmak istediğim şey şu ki sakın ama sakın sanatı küçümsemeyin. Sanat herkes için ve bir sanatçı çocuğunuz olursa bununla gurur duymanız gerekiyor. Yani ben gurur duyulacak bir çocuğum demiyorum. Ama keşke bütün çocuklarımız, kızı, erkeği fark etmeksizin hepsi sanatla iç içe olsa, hepsi bir enstrümanı en azından belli bir seviyede çalmayı bilse. Umarım bu videoyla ben de birazcık bu konu hakkında fikirlerinizi tazelemişimdir diye ümit ediyorum. Çünkü gerçekten bu açığa kavuşturulması gereken bir konuydu. Bir daha gerçekten hani size birisi gelip klarnet de kız enstrümanı mıymış canım onu erkekler yapar gibi bir şey söylediğinde hani ona nefes yetmez dediğinde siz de hayır aslında nefes kapasitesi hani akciğerin kapasitesi ya da işte vücudun ne kadar iri ise o kadar hava kullanabiliyor bir insan diye bir şey yoktur. Bu enstrüman diyafram kaslarıyla kontrol edilebilerek çalınan bir enstrümandır ve aslında akciğerlerin ne kadar büyük küçük olduğunun hiçbir alakası yoktur çalmakla diyebilirsiniz. Bunun altında imzamı atıyorum. Son olarak videoyu bitirmek için tekrar teşekkür ediyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini tekrar istiyorsanız yine yorumlara yazabilirsiniz. Ve tabii ki de kanalıma abone olmayı da unutmayın ki yeni gelen videoları kaçırmayın. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.